Evet, hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün Hull City'nin maçına gidiyoruz. Şu an stada geldik. İçeri girmeye çalışıyoruz. İçeride hayvanat bahçesi var. Garip bir şekilde. Burada kanguru, dev kuşu falan var. Bizi takip ediyor. Şimdi bilet alma yerini bulmaya çalışacağız. Biz internet üzerinden değil de buradan bilet alacağız. Babamla birlikteyim bugün. Onunla birlikte keyifli bir maç izlemek istiyoruz. Evet arkadaşlar, bilmiyorum şu an rüzgar sizi ne kadar etkiliyor ama biz buraya yaklaşık 5-6 ay önce taşındık. Londra'dan geldik. Sonra yani bir anda patlayan, popüler olan Acun Ilıcalı'nın Hull City'yi aldığı haberleri meydana geldi. Oradan sonra da şimdi maça geldik. Uzun zamandır zaten planladığımız bir şeydi. Acun baba. Ne oldu? Kim o? Acun değil mi? Tamam. Bak. Acun Bey'in. Acun Bey. Evet arkadaşlar, az önce şansa kapının önünde Acun Ilıcalı'yı gördük. Hemen bir fotoğraf çektirdik. Sonra içeri girdi yani. Çok büyük bir tesadüf oldu bizim için. Biz maçın içinde bekliyorduk. Estad'ın içinde. İşte ama şans. Şimdi hala şey alma yerini arıyoruz. Bilet alma yerini. Evet, şimdi bilet alma yerindeyiz. Şöyle göstereyim size biraz. Evet arkadaşlar, şimdi biletleri aldık. Şöyle göstereyim. Arkalı önlü. Stada doğru. Yani oturacağımız yerlere doğru gidiyoruz. Maç 3'te. Arkadaşlar birazcık hızlı bir başlangıç oldu. Neyin ne olduğunu anlamadan video başladık. Sonra maça geldik. Acun Ilıcalı'yı gördük. Yani her şey çok üst üste geldi. Şimdi birazcık detaylı şekilde size anlatayım. Biz uzun zamandan beri Hull City'nin maçına gitmeyi planlıyorduk. Ama denk gelmemişti. Bugün Preston'laydı maçta. Bugün Hull City Preston maçına denk geldi. Şansa da kapının önünde Acun Ilıcalı'yı gördük. Biz içeride görmeyi planlıyorduk. İçeride bakacaktık. Böyle görünce de video falan hemen aklıma gelmedi. Çekemedim çok fazla. Şimdi biletlerimizi aldık. Girişleri bekliyoruz. 40 dakika, yaklaşık 40 dakika sonra içeri gireceğiz. İçeride de size görüntüler paylaşmaya devam edeceğim. Hava birazcık soğuk, bayağı rüzgar esiyor. Umarım sese etki etmiyordur. Şimdi stadın tam önündeyiz. Çünkü bizim gireceğimiz yerde şu kısımda kalıyor. Stadın tam önündeyiz. Şöyle Türk bayrağımız da burada. Çünkü bazen keyifli bir maç olur. Umarım keyifli bir maç olur. Ama kazanan biz oluruz sonuçta. Umarım. Arkadaşlar gelişmelerin sonucunda video çekmeyi unutuyorum. İşte Hull City'nin oyuncularıyla birkaçıyla fotoğraf çektirdim. Bu arkamda olan yerden giriyorlar.
başka yakalarız diye bekliyoruz. Saat şu an 1.30 falan, maç 3'te başlıyor. Bekliyoruz yani şu an. Çekildiğim fotoğrafların da görüntülerini koyacağım. Evet, şu an karşı takımın futbolcuları geliyor. Arkadaşlar burada. Bugün sizi bir yenelim. Karşı takımın otobüsü burada. Şimdi girişe doğru gidiyoruz artık. Artık içeri girelim. Evet. Stada doğru gidiyoruz. Stadın içindeyiz. Nasıl bir duygu? Güzel. Heyecanlı yedi umarım. Heyecanlı. Heyecanlı. İçeride kafeler var bak. Biz bir stada bakalım oğlum. Dur be, 24 olacak baba. 4 pardon. Evet arkadaşlar, Asti Stadyum. Hi. Hello. Yeah, this one. Block X4. Yeah, this is where you are. S4. Yeah. Where is? Let me see the number. Yeah, it's around. Yeah. S4. 94. 94. Okay. Yep. I mean, 94 should be around there because this south block. Yeah. So you can check this through this seat number. Okay. Yeah. Thank you. Arkadaşlar şu an kale arkasında oturacağız. Numaralarımız benim 94, babamın 93. Düz devam ediyoruz. Biraz köşelerde kalmış ama sağlık olsun. Şunun sonlarında büyük ihtimalle. Gel baba. Bizim yerler burası. 93. 94. Acun Ilıcalı'nda muhtemel duracağı yer şurası arkadaşlar. Şurası. Çok yakınlaştırmayayım. Evet, stadın içindeyiz şimdi. Maçın başlamasını bekliyoruz. Şöyle stada göstereyim. Daha bayağı var. Biz erkenden geçip yerlerimizi bulalım dedik. Çünkü ilk defa geliyoruz. Son dakikaya bırakmak istemedik. Daha 1 saat 20 dakika var. Ama problem yok. Burası gayet keyifli. Birazdan oyuncuların antrenmanlarını falan izleyeceğiz. Bu görüntüleri de sizlere aktarırım. Biraz sahayı ıslatıyorlar. Şurada bir kız suya maruz kalıyor bayağı bir. Şimdi aldılar onu. Evet arkadaşlar, şimdi maç başladı. Hadi be. Şu an 8. dakikadayız. Ya
taraftarlarımız başladı bağırmaya. Arkadaşlar, bu arada Türkçe yazılar asılmış pankartlara. 38. dakikadayız. Hala maç 0-0. Herhangi bir gol yok. Biraz daha aynen. Oynamaya başladım. Bizim iki tane çok net pozisyonumuzu onların kalecisi kurtardı. Onların da çektiği birkaç şut bizim direkten döndü. Şimdilik 0-0. Evet arkadaşlar, ilk yarı bitti. Şu an görüyorsunuz herkes kaldı. Bizi ilgilendiren bir şey yok. Biz oturacağız içeride. Dışarısı soğuk. Oyuncular içeri giriyor. İlk yarı 0-0. İkinci yarı Hull City bu kaleye gol atmaya çalışacak. Daha zevkli görüntüler ortaya çıkacak bizim açımızdan. İkinci yarı görüşmek üzere. Evet. İkinci yarının başlamasını bekliyoruz. Oyuncular tekrar ısınıyor sahada. Evet arkadaşlar, şimdi maç başlıyor. Umarım bir galibiyet alırız. Rakip takım bir tane gol buldu. Ama offside ile sonuçlandı. Karar offside oldu. Karşı tarafta da bir şeyler oluyor. O karşı tarafta rakip takımın seyircileri. Taraftarları. Evet arkadaşlar, bu sefer golü verdi. Karşı tarafta bazı olaylar oluyor. 1-0 Preston önde. Evet. 1-0 yedirdik ama güzel başladı. Evet, 1-0. Karşı takım üçlü falan çekiyor. 1-0 yenildik. Canımız sağ olsun, umarım bir sonraki maçları kazanırız. Stat çıkışını da göstereyim. Aslında çok güzel bir maçtı. İki takımın da birçok pozisyonu vardı. Ama onlar daha üstünlük sağladı. Daha fazla oyun kurdu. Ve maçın galibi oldular. Tebrik ediyorum. Evet arkadaşlar, videoyu ben burada bitiriyorum. Kendinize iyi bakın. Videoların devamı için takipte kalın. Görüşürüz.